Kanal 35 ekranlarından mutlu günler sayın seyirciler. İş dünyasının nabzını tutan, çalışanlara, yöneticilere, patronlara rehber olan Senin Kariyerine hoş geldiniz. Bu hafta çok önemli bir konuya yer verdik. Neden derseniz de, çünkü bu sektör diğer tüm sektörlere önemli ölçüde destek sağlıyor. Turizm sektörünü konuşacağız bu hafta. Bildiğiniz gibi turizm sektörü diğer sektörler arasında olan havacılık sektörü, yiyecek içecek sektörü, mobilya sektörü, kuyum sektörü ve şu an daha sayamadığım birçok sektörle birlikte önemli ölçüde ülke ekonomisine de girdilere sahip. Bugün konu bu olunca bu işin en iyi uzmanı olan kim diye düşündük ve çok önemli bir konuk olarak bize katıldığı davetimizi kabul ettiler. Türkiye Turizm İşletmeleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet İşler ve aynı zamanda ETEK Yönetim Kurulu Başkanı kendileri Türkiye'deki turizm sektörünü konuşacağız. Eğer sizler canlı yayınımıza eşlik etmek isterseniz 0232 alan kodu 435 18 18. Mehmet Bey tekrar hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Buradan çok güzel bir günde tüm Ege'ye, tüm Kanal 35 izleyicilerine, tüm turizm camiasına iyi günler diliyoruz. Ve inşallah bütün yaz bugünkü gibi tüm Ege güneş içerisinde olur. Herkes cıvıl cıvıl olur ve güzel bir yazın başlangıcına başlamış oluruz. İnşallah ben de aynı temelleri diliyorum. Şimdi Mehmet Bey, turizm sektörü hani genelde halkımızda şöyle bir algı vardı. Deniz, kum, güneş ya da kayak vesaire gibi. Halbuki incelediğiniz zaman çok geniş bir yelpazeye sahip. Kültür turizmi, sağlık turizmi, fuarlar, paneller vesaireler, yani birçok avantajları var ki Türkiye'de hem coğrafi yapısı gereğince hem de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir ülke olduğu için tam bir turizm cenneti. Çok önemli güzellikleri var. Bu güzelliklere ne yazık ki farkında olduğumuz hususlar da var, olmadığımız noktalar da var. Çünkü bunun önünde bir takım turizmin önünü engelleyebilecek bir takım sıkıntılar var. Dilerseniz ilk önce bu sektörler arasındaki işbirlikleriyle girip adım adım sektörün sıkıntılarında çözüm önerileri neler olabilir izleyicilerimize paylaşalım. Evet. Şimdi bir ülkenin birçok ekonomik katma değer yaratacak ürünleri vardır. Madencilik vardır. Petrol vardır. İşte deniz taşımacılığı vardır. Hava yolları vardır. Ağır sanayisi vardır. Bunlar o ülkeyi uluslararası ekonomik dünyada öne çıkartan, halkın yaşam, o ülkenin yaşam payını arttıran ve aynı zamanda da dünya ekonomi pastasından da daha fazla pay almasını sağlayan, kendi avantajlarını ve kendi kabiliyetlerini öne çıkartan değerleridir. Bizim ülkemize baktığımızda ülkemizin birçok değerleri var ama bu değerlerin içerisinde aslında hazır potansiyel içindeyken hemen onu aktif hale, yani fiktif hale getirebileceğimiz bir tane husus var ki zaten mevcut altyapısından dolayı bize Allah'ın bahşettiği, elimizde zaten var olan bu ham madde turizm. Çünkü hepinizin bildiği gibi bugün dünyada globalleşme sonucunda özellikle ucuz insan gücüne dayalı en az maliyetli ürün yapmak kolaylaştırmıştır. Bugün bir dünya markası bir telefonu bile tescilini Amerika yapıyor, gönderiyor, Kore'de bir parçası yapılıyor, öbür parçası Japonya'da yapılıyor, birleşmesi Çin'de yapılıyor, Çin'den sonra paketlenmiş olarak Amerika'ya geliyor, Amerika'dan sonra da satılıyor. İş gücünü bu şekilde siz ya dağıtıyorsunuz veyahut da buna benzer olarak bir imitasyon olarak kopyalayarak onu siz çoğaltabiliyorsunuz. Ancak burada bir tek yapılamayacak şeylerden biri turizmdir. Çünkü siz Ege'nin bu güzel pırıl pırıl plajlarını, bu Allah'ın bahşettiği güneşi, iklimi, havayı, doğayı, buradaki yetişen floradaki ağacı alıp kopyalayıp Çin'de imal edip tekrar buraya getirip satma şansınız yok. Dolayısıyla bu ülkenin değişmez ana unsurlarından, ekonomik değerlerinden biri de şu anda bize bu güzel ülkede gerçekten kıyılarıyla pırıl pırıl, gastronomisiyle pırıl pırıl, tarihiyle pırıl pırıl ve son derece zengin olan bu ülkemizde, bu bize zaten ham madde olarak kendi medeniyetlerimizden, köklerimizden, atalarımızdan bırakılmış bir mirastır. Peki bu anlamda bu kadar önemli değeri bizim bir şekilde ülkemizin ekonomik katma değerine bizim kazandırmamız gerekmektedir. İşte bu yüzden dolayı da bu kadar cennet gibi zengin bir turizm çeşitliliğine sahip olan ülkemizin de
turizmden gerekli şekilde dünya turizm pastasından pay alması gerekmektedir. Türkiye 1982 yılına kadar hemen hemen açık ve net söylemek gerekirse Rodos Adası'ndaki bulunan yatak kapasitesi bizim ülkemizdeki bulunan o tarihteki yatak kapasitemizin iki katıydı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Rodos Adası demiyorum, Yunanistan'ın kendi yatak kapasitesini Türkiye şu anda ikiye katlamış durumda. 10 milyon turist gelecek dendiği zamanlarda Sayın Rahmetli Cumhurbaşkanımıza herkes gülüyordu. Çünkü o zamanlar söylediği zaman bu lafı ülkemize 300 bin turist geliyordu. Hmm. 300 binden 10 milyona nasıl gelecek deniliyordu. Oysa bugün ülkemize 42 milyon turist geliyor. 37 milyar dolar girdi sağlıyoruz. Bugün dünya turizm skalasında 6. sıradayız. Gelirlerde 9. sıradayız. Kısacası dünyadaki turizmdeki sıralamada ilk 10'un içerisindeyiz. Bu Türkiye'nin 84'ten sonra bu konuda yapmış olduğu büyük bir atılımdır. Ve Türkiye bu zenginliği fark edip hemen bu konudaki yapmış olduğu yasa ve yönetmeliklerle gardını almıştır. Ama turizm tek başına aslında bir sektör değil. Turizmin en büyük bana kalırsa avantajı ve Türkiye'nin son derece, turizmin son derece burada diğer sektörlerle olan çok güzel bir iletişimi var. Bu iletişim şöyledir. Buraya gelen bir turistin sadece ve sadece konaklama sektörü olarak otellerdeki kaldığı odanın parasını vererek bir girdi sağlamıyor. Bu turizmin öyle bir cazibesi var ki 54 tane yan sektörü besliyor. Yani bugün tesislerimizde tüketilmek adına süt ve peynir endüstrisinden, et endüstrisinden, mobilya endüstrisinden, kuyumculuk, halıcılık, televizyon, beyaz eşya, ya aklınızda bir evin ihtiyacı olan ne varsa daha büyük makro düzeyde bu tesislerde bunlar alım yapmakta, supply'lardan, tedarikçilerden alım yapmakta ve bu noktada da turizm sektörü diğer sektörlere de müthiş bir katkı sağlamaktadır. Ve zaten bu yüzden dolayı da bugün turizm sektörü artık Türkiye'nin sektörel anlamda marka değeri nedir dediğinizde Türkiye'nin bir marka değeri gerçektir ve nettir. O da turizm sektörüdür. Bugün Avrupalı Türkiye'de ne var dediğinizde ilk söyleyeceği şey Türkiye bir turizm ülkesidir. Türkiye'ye gittiğiniz zaman seyahat edip tatil yapabileceğiniz bir ülkedir. Hizmet kalitesi çok yüksek, tesislerinin yaş ortalaması genç ve siz Türkiye'ye gittiğiniz zaman mutlu bir turizm satın alabilirsiniz algısı var. Bu Avrupa'da yaratmış olduğumuz algıda seçicilik ve farkındalık sürecini biz takribi olarak 30 yıldan beri inşa ettik. Bugün 42 milyar dolar girdiyle 37 milyar dolar girdiyle 42 milyon turistin girdisiyle beraber artık ülke ekonomisinden vazgeçilmeyecek bir güce gelmiştir. Türkiye'nin bugün ihracatı 157 milyardır. Bu 157 milyarın içerisinde 37 milyarı biz kazandırıyoruz. Sahadaki olan meslektaşlarımla, değerli kardeşlerimle ve Türkiye'nin istihdamına da %16,5 katma değer koyuyoruz ve cari açığın %25'ini ve bu ülkenin ihracatının da %21,5'unu yapar hale geldik. Yani Türkiye artık bugün turizmde dünyada ilk 6'ya girmişse ve kendi kalitesini, standartlarını da dünyaya ispatlamışsa bu 1982 yılında çıkan 2634 sayılı yasanın sayesinde olmuştur. Yaptığım araştırmada turizm kanunu 2634 sayılı 1982'de hayata geçmiş. Doğru. Peki ondan sonra yeni bir yasa çıkmamış. Evet. Halen aynı yasa kendi yerini koruyor. Peki sizce bu yasa yeteri kadar uygulama boyutunda nasıl? Bu yasa yani şu yasanın an avantajlarından yeteri kadar yararlanılabiliyor mu? Çünkü öte yandan baktığınız zaman teşvik oranlarının yeterli oranda olmadığını, yani turizme özel bir teşvikin de ülkemizde ne yazık ki yeterli oranda olmadığını görüyoruz. Bunları karşılaştırdığınız zaman neler söylemek istersiniz? Efendim dediğim gibi bu ülkede turizm artık gerçek gücü, ekonomiye katma değerini fark edilmeden önce kadüktü. Ne zaman 82'den sonra bir 2634 sayılı turizm teşvik kanunu çıktı ve tahsis ve planlama öne çıktı. Kültür Bakanlığı'na bu yasanın bir takım avantajları devredildikten sonra özellikle planlı saha olarak Antalya ve bölgesi pilot bölge alındıktan sonra Türkiye'de ciddi bir turizmde ivmeye, yukarı doğru bir ivme görmeye başladık. Peki bu patlamayı, bu ihtilali, turizmdeki bu ekonomiye can suyu verecek olan bu planlı ve tahsisli çalışmayı 2634 sayılı yasa 1982 ile yaptık biz. Peki o tarihten bu tarihe kadar
ne geldi diye sorduğunuzda, evet, bu ivmenin hızı maalesef daha sonraki yıllarda aynı tempoda gitmedi. Ve gitmediği için de aslında biz bugün elimizdeki değerlerden, Türkiye'nin turizm çeşitliliğinden daha fazla pay almamız gerekiyorken, daha fazla dünya pastasından pay almamız gerekiyorken, maalesef yasa koyucunun sahadaki ihtiyaçlarını görerek buna göre düzenleme yapmaması, sektörün ileride olup yasa koyucunun mevzuat ve yönetmeliklerini güncelleyememesi sonucunda aradaki her geçen gün uzayan ve büyüyen boşluktan maalesef turizm sektörü ve turizm sektörünün beslediği 54 tane yan sektör ve totalde ise, kümülede ise Türkiye ekonomisi bundan negatif faydalanmaktadır. Çünkü şöyle bir şey var, israf maliyeti dediğimiz bir kavram vardır. Hı hı. Yani sizin elde ettiğiniz aslında potansiyeliniz, gücünüz 100 birimdir. Ancak siz bunu çok rentable kullanamayınca bu 100 birimlik elde edeceğiniz güçten 40 birim elde ediyorsunuz. 40 birim de aslında bakıyorsunuz başkalarına göre iyi. Ama sizin olmanız gereken yer değil. Orası aslında 100 birimlik elde edeceğiniz yer. Aradaki 60'lık bizim israf maliyeti dediğimiz elde edeceğiniz değerden daha aşağısına razı gelip bununla avunmanız demektir. Şu anda Türkiye turizminin durumu budur. Yani bugün 1 milyar 388 milyon insan dünyada seyahat ediyor. Hı hı. Ve Türkiye bu 1 milyar 388 milyonluk pastadan 42 milyon insanı alıyor, ülkesine getiriyor. Ve her yıl dünyadaki turizm pastasının %3-4 arttığını düşünecek olursak her yıl için bu pazara 50 milyona yakın yeni bir insan giriyor. Hı hı. Yani sürekli olarak globalleşmeden, hava yollarının artık havaalanlarının çok olmasından, dünya nüfusunun seyahat edebilme kolaylıklarını yakalamasından dolayı sürekli bu pazar büyümeye aday bir pazar. Ve biz ülke olarak 82 yılındaki yapılmış olan hala yasayla turizmi idare etmeye çalışıyoruz. Bu arada 82 yılında çıktığı zaman bizim 300 bin turistimiz geliyordu. Hı hı. Ve şu anda gelen 42 milyon. Siz o yasayla hala 42 milyon gelen turisti kanalize edemezsiniz. Ne yapılması lazım? Maalesef bu yasa bile şu anda ilk çıktığı gibi değil, birçok yönetmelik ve ek mevzuatlarla kadük bırakılmıştır, topal bırakılmıştır ve günün şartlarına artık karşılamaz olmuştur. Peki, dolayısıyla onlara gelelim. Yani şu... bu kıyafet artık bize dar geliyor. Yani yeniden 2634 sayılı yasanın 21. yüzyılın koşullarına göre ele alınıp Türkiye'nin bu pastadan daha fazla pay almasını sağlayacak düzenlemelere geçmesi lazımdır. Aksi takdirde biz daha çok kazanacağımızdan daha az kazanma yolunu seçmiş oluyoruz. Bir tehdit aslında oluşuyor geleceğe tabii, baktığınız zaman. Tabii. Peki siz bu işin uzmanı olarak neler söylemek istersiniz? İyileştirme maddeleri ne olmalı? Yani turizmin sorunlarından yola çıkarsak çözüm önerileri şudur, şudur, şudur diyeceğiniz neler var? Şimdi geçmişe baktığımız zaman turizmin hız yaptığı yerler, hız aldığı senelerle kendisini yavaşlattırdığı senelere baktığımızda iktidara gelen hükümetlerin turizme bakış açısıyla doğru bir orantısı olduğunu görüyoruz. Yani hükümetler turizm sektörünü ülkenin istihdamda, döviz girdisinde ve cari açık kapatmadaki önemli rolünü görüp kendi tabanlarının da turizme açık insanlar ve turizmde barışık insanlara yönelik iktidarlar geldiği takdirde o zamanlarda turizm büyük bir ivme kazanıyor, sıçrama yapıyor. Ama daha sonra kendi tabanına aykırı düştüğünü, bir takım buradaki turizm camiasının kendi ritüellerinin ters düşeceğini düşündüğünden dolayı buradaki teşvikleri kısmaya başlıyor. Ek yönetmelik ve mevzuatlarla bunları frenlemeye başlıyor. Bu da maalesef turizmin hızını kesiyor. Peki ne yapılması lazım? Şunu yapmak lazım, çok basit. Bugün teşvik var, yok değil. Yani bugün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bölge diye turizme yatırım yaptığınız zaman bugün doğuda bu yatırımı yapmanız zamanında aldığınız teşvik bir başka teşvik oranı olarak karşınıza çıkıyor. Ama batıda yaptığınız zaman daha az teşvik. Adı teşvik aslında daha kıymetli. Teşvik hemen hemen batıda hiç yok. Batıda bir yatırım yapacağınız zaman. Oysa şimdi siz yatırımcıya diyorsunuz ki sen git diyorsunuz doğuya. Doğuda bu işi yap. Sen bu doğuda bu işi yaparsan teşvik ver. Sadece teşvik bunu kamçılamıyor ki. Doğudaki siyasal ve sosyal olaylar var, ulaşım var, hava koşulları var, kalifiye eleman var,
tedarikçi firmalardan istediği malı alabilme var. Yani bu altyapılar yapılmadan sadece yatırımcıya ben sana o teşviki verdim git oraya yap demekle olmaz. Hı hı. Peki ne yapılması lazım? Şu yapılması lazım. Bir, sektörün şu anda yol alması için ecrümüsül denilen bir sorunu var. Hı. Yani bu ecrümüsül sorununun yeni bir yönetmelik ve yasayla değiştirilmesi lazım. İki, sektörde çift başlılık var. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tesisler var. %100 kayıt dahilinde bütün kurallara uyuyor ve her bakanlık geliyor bizi teftiş ediyor ve yasaya aykırı bir şey varsa da ceza kesiyor. Burada bu kadar sıkı denetim varken Kültür Bakanlığı belgeli tesislerde öbür tarafa geldiğinizde ikinci konut, rezidanslar adı altında hiçbir belgeye tabi tutulmayan, hiçbir kritere uymayan, kritere uymadığı için de yatırım maliyeti olmayan bir takım böyle konaklama yerleri var. Bunlarda asayiş problemi var. Çünkü Kültür Bakanlıklarına online olarak kimlik bildirim kanununa tabi hemen emniyete bildiriyorsunuz konaklayanları. Bunlarda öyle bir şey yok. Dolayısıyla kayıt dışı olanlar veya bu konuda illegal olanlar oraları tercih ediyor. Bunlar vergi vermedikleri için de zaten, SGK'ya da ödemedikleri için, işveren payı vermedikleri için, KDV muhtasar ödemedikleri için maliyetleri daha düşük oluyor, karları yüksek oluyor. Ama burada her şeyi kayıt altında yapanlarla aralarında haksız rekabet oluyor. Bir kere turizmde herkesin bir belge altında bunu yapması lazım ve bu belgeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı vermesi lazım. Bu haksız rekabeti ortadan kaldırıp gerçekten onları da istatistiklerin içine koyarak Türkiye'nin gerçek yatak kapasitesini, gerçek turist kapasitesini, geceleme kapasitesini ve ülkenin de onlardan da hak ettiği vergiyi alarak muhtasar, KDV, geçici vergi gibi buradaki gerçekten vatanına, devletine hizmet edenlerle onlar aynı eşitliğe getirilip böylece haksız rekabetin kalkması lazım. Onların kapatılmasını istemiyoruz. Hı hı. Onlar da olsun ama onlar kayıt içine alınsın. Bizlerle eşit koşullara getirilsin. Bir başka sorunumuz yıldızlama ve sınıflandırma ile ilgili. Hı hı. Artık devletin elinde 60 tane baş kontrolör var. Bu kontrolörler şu anda 2,5 milyon yatağı aşmış Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tesisler. İlave edersek belediye belgeleri ve rezidansları da 3,5 milyon yatağı artık teftiş edemez haldeler. Bu yüzden dolayı 2036-34 sayılı yasanın beraberinde sektörün kendi yasasının çıkması lazım ve bazı denetimleri sektöre verilmesi lazım. En büyük sıkıntımızdan biri ÖTV. Hı hı. Biliyorsunuz ki İstanbul depremiyle hayatımıza giren ÖTV geçici vergi olarak gelmiş. Artık bugün kalıcı olmaklığının dışında herhalde hiç gitmeyecek bir vergi haline geldiği için de düşünebiliyor musunuz? Biz %70'lere varan şarapta, birada ÖTV ödüyoruz. Ve biz alkollü içecek değilim onu şey yapmıyorum da. Yani ÖTV bedeli öderken yani alkollü içeceklerde bir ÖTV bedeli öderken hı hı. rakiplerimiz Yunanistan, rakiplerimiz İtalya, rakibimiz Mısır, Müslüman hı hı. ülkesi ve Hırvatistan bütün bu ülkelerde ÖTV yok denilecek kadar az. Bazı hı hı. ülkelerde yok. Olanlarda da oranları düşük. Şimdi 100 dolara, 100 liraya gelen bir misafire siz bu maliyetlerle hizmet verip kar yapıp bu kardan yeni yatırımlara dönmeye çalışacaksınız. Ama rakipleriniz sizden daha aşağı veriyor. Ülke olarak da daha yakın, uçuş saatte daha yakın, maliyette daha düşük ve uluslararası turizm platformlarında biz onlarla aynı rekabet ölçüsünde yapacağız. Bunun olması mümkün değil. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli olmaklığın kendine bir haiz ayrıcalığı olması lazım. Çünkü biz döviz girdisi sağlıyoruz, turist getirtiyoruz, 54 tane yan sektörü besliyoruz. Bu belge sahibinde olanlara bir muafiyet gelmesi gerekir. Hı hı. Bunun dışında ara eleman sıkıntımız var. Turizm biraz camiamız açısından. Biraz kalmış gibi bir evet, sektör maalesef. Sanki değil çok mi? Çok güzel, çok iyi özetlediniz. Turizm sektörü bu ülkeye bu kadar ciddi katma değer koyarken ve bu ülkenin her tarafı turizmden kendini daha bir rahat bir yaşam ve refah payına kendini taşıması gerekirken maalesef buradaki yönetim ve mevzuatlardan, yönetmeliklerden gelen handikaplar ve bunların düzenlenmemesi sonucundan yasa koyucunun daha başka ülkenin sorunlarından daha çok buraya el atamamasından dolayı hı hı. biz gerçek elde edinimlerimizin arkasında yaşıyoruz. Şimdi mesela bir otel, işte otellere müracaat ediyorsunuz. Her şey dahil veya normal işte neyse sistemleri, yarım puan tercihlerle alakalı. Otele baktığınız zaman 1000 yatak kapasiteli otelde de mesela tam 1000 yatağın tamamını dolduramadığı zaman yine maliyet olarak ciddi sıkıntı yaşıyor. Değil mi? Kullanamayan bir de şeyleriniz var potansiyel. Bildiğim kadarıyla. İşte müzeye para veriyor oteller.
Birçok ayrıcalıkları var. Yani sorumluluk altında kaldıkları, tamam tabii ki sonuçta öbür sektör de bunun için bir emek harcıyor. Ancak belli bir oranla bu ayrıçların olması gerekiyor galiba. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? İzleyicilerimiz de bilsinler. Ben çünkü ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Ne gibiydi? Müzikle ilgili örnek veriyorum. Ha, müzik eserleri, bravo. Evet, o konular. Hassas bir konu aslında ama şeylere yani işletmelere adil değil. İşletmeler evet, arasında evet. Adil değil. Şimdi efendim müzik eserleri, telif hakları ve aynı zamanda gürültü yönetmeliği. Hı hı. Yine sektörün önemli problemlerinden biri. Şimdi biz bir tesis yapmak için yani siz bugün ben bir otel yapmak istiyorum dediğiniz zaman 158 tane imzadan geçiyorsunuz. 158'den sonra tesisinizi yapıyorsunuz. Biraz önceki konuda rezidans veya ikinci konutta hiç bunlara gerek yok. Alıyorsunuz bir seramik, bir koltuk takımı, üstüne manalya odası diyorsunuz. Hiçbir şeye gerek yok, yapıyorsunuz. Biz her konuda kayıt altındayız. Bundan şikayetçi değiliz. Ama diyoruz diğerleri de olsun. Şimdi bunlardan bir tanesi de müzik eserleri, telif hakları. Şimdi hepinizin bildiği gibi biz emeğe saygı duyan bir sektörüz. Tabii ki. Sanatçıya saygı duyuyoruz. Tabii. Bir orada üretim varsa onların yaratmış olduğu bu eserin hakkının verilmesinden yanayız. Ama biz şuna da karşı çıkıyoruz. Yasa, bu yasa herkes için geçerli olması lazım. Yasa kendi vatandaşlarının bir kısmını kapsayıp bir kısmını kapsamıyorsa o zaman yasanın da adaletinden, yasanın da eşitliğinden şüphe doğuruyor. Hı hı. Ve bu durumda da maalesef haksız rekabetler doğuyor. Şimdi müzik eserlerinde bizim tesislerimizde çalmış olduğumuz repertuarlara biz 4 tane bugün ülkenin önemli müzik birliği olan, isimlerini söylemeyeyim, dördünün birleşmesi sonucunda ki bunlar genelde çalınan toplam repertuarın %90'ını kapsayan bir birliktir. Bununla TÜRAFET olarak biz bir protokol anlaşması yaptık. %75'e varan bir iskontolu avantaj da her sene biz tıkır tıkır devletimize vergi ödediğimiz gibi onlara değerli sanatçılarımızın katma değer koyan bu maruf insanların haklarını ödüyoruz. Biz ödüyoruz ama biz öderken yandaki bulunan barcı işletmeci kardeşim, beach club'daki kardeşimiz veya düğün salonundaki bir kardeşimiz veya biraz daha öteye gidelim kayıt dışı bulunan rezidans ikinci konut dediğimiz o tesislerdeki insanlar bunları maalesef ödemiyor. Şimdi biz zaten her şeyi ödüyoruz. Biz zaten vergimizi tam ödüyoruz, muhtasarımızı ödüyoruz, vergimizi, KDV'mizi, her şeyimizi öderken bir de bunlarla ilgili ciddi bedeller ödüyoruz, ecr-i müsul ödüyoruz. Sürekli bizim turizmcilerden hep devlet bir takım şeyleri alıyor. Çünkü biz kayıt altındayız. Oysa devletin daha fazla bize yönetmelik çıkartıp bizi denetlemesi adına aslında kayıt dışı olanları alsa hem devlet daha fazla kazanacak, hı hı, hem de gerçek yatırımcılar, devletine bağlı olan yatırımcılar da rekabet konusunda soluk alacak. Bir örnek vereyim. Ben şu anda tam turizm sektörüne içine girmişken bizim tesislerimizde havuzlarımız var ve bizim vatandaşlarımız özellikle Egeliler hepinizin bildiği gibi bu sünnet düğünlerine veya evliliklerine incir ağaçlarının altına kordon gibi koydukları ampullerin altında yazın serinliğinde kutlayıp dışarıda eğlencemizi yapmayı seven, hatta Ege'nin evleri bile balkonludur. Çünkü akşam o balkonda oturmanın keyfini yaşayan ve bu konuda yıllardan beri alışkanlık haline getirilmiş bir Ege alışkanlığı var. Dolayısıyla bizim tesislerimizde, bahçemizde veya havuzlarımızda tam bu şu anda bundan sonrasında daha çok artacak olan bu tip eğlence, düğün vesaire gibi aktiviteleri yapıyoruz. Şimdi yasa dedi ki 90 disipili geçmez diyor. 90 disibel dediğiniz zaman mikrofonsuz benim size buradan seslendiğim kadar bir sesi kapsar. Eğer siz o şartlarda o düğünü yapamayacaksınız ve bunun karşılığında izin alamıyorsunuz. Müzik izni alamadığınız zaman da bu takdirde maalesef orada o aktiviteyi yapamıyorsunuz. Oysa ben bu tesisi yaparken 158 tane imzayı atarken ve ben tesisimi yaparken benim etrafımda bir tane konut yokken tek başıma o bölgeye gitmişim, avuç dolusu 20 milyon 30 milyon dolar parayı koymuşum, bunları almışım, müktesep hak olarak bunlarla tesisimi yaparken daha sonra imar ve projelerle belediyede buraları konut alanına çevrilip evler geldikten sonra ve buralardaki bu insanların rahatsız olmasından sonra ben maalesef asıl hakkım olan hakkımdan muafiyet sağlamışım ve ben orada artık gelirlerimden bir kısmından kendimi artık
elde edemez hale gelmişim. Aslında bu işletmeden ayakta kalması için daha önceki kazanılmış haklarının kaybedilmesinde eşdeğerdir. Bunu ben yapmadım. Yerel yönetimler, devlet yaptı. O zaman bizleri oteller bölgesi olarak planlayacaktı. Konutlar bölgesini başka yere alacaktı. Eğlence olan yerleri başka yere planlayacaktı. Yatırım da gidecekti, yatırımcı da gidecekti. O tarihte orada paralarını yatıracaktı. Şimdi bu kargaşadan tek zarar gören maalesef otelci. Biz de istemiyoruz ki gece 12'den sonra oralarda eğlence olsun. Çünkü bizim de müşterimiz var. Bizim de müşterimiz rahatsız oluyor. Ama bize de bu fırsatı versinler istiyoruz. Maalesef bugün geldiğimiz nokta itibariyle daha önce kazandığımız birçok hakları ek çıkan yönetmelik ve mevzuatlarla kaybediyoruz. Hem biz müzik eserleri ödüyoruz ama biz havuzlarımızda düğün yapamıyoruz. Aslında bize izin verilmiş gibi gözüküyor. Aslında bir tek müzik sesi çıkarttığınız zaman izin verilmiş olan disibeli geçmeye hemen açık bir riski taşıyorsunuz. Ceza çok fazla. Cezası eğer bir kere uyarıdan sonra devam ediyorsanız kapatılma riskiniz var. Hı. Yani şimdi bu anlamda kalkıp uluslararası rekabet yapmak istiyorsunuz. Kazancınızı arttırmak istiyorsunuz. Halbuki bizi bıraksalar daha fazla işçi alıp istihdam yaratacağız. Hı hı. Ama biz de bu anda işi abartmamamız lazım. Konutlardaki olanlara da saygı duyup onun ölçüsünde yapmamız lazım. Tüm bunların ortak paydada birleşeceği yeni bir yasaya ihtiyaç var. İşte evet, demin bu 2634 sayılı yasanın içinde olması gerekenler nedir dediğimizde bunların hepsinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yani müzik eserleri yasasını sadece otelciler olarak biz mi veriyoruz? Diğer eğlence hayatı yok mu? Bir örnek vereyim. Pınarbaşı'na gittiğimizde bizim bütün vatandaşlarımız orada sünnet düğünlerini, evlilik düğünlerini yapmaktadır. Oraya girdiğiniz zaman her taraftan bir müzik sesi geliyor ve müthiş orada bir evet, halkımız düğün eğlence yerini. Biz şahsen lobimizde çaldığımız bir enstrümantal müziğin bile telif hakkını verirken bu alanlarda, bu yerlerde hem gürültü kirliliği var hem de aynı zamanda herhangi bir telif hakkı ödenmemektedir. Hı hı. Bu çifte standartın biz adil olmasından yanayız. Yoksa onların kapatılması, ortadan kaldırılması, bizim böyle bir söylememiz var. Eğer bir yasa varsa bütün vatandaşların aynı eş değerde sahada hepsine eşit miktarda yayılması lazım ki o zaman eşitlik, adalet, hakkaniyet denilen kavramlar kamu vicdanını rahatsız etmemesi gerekmektedir. Bir kere bu soruyu sorduğunuz için ben size çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sektörün belki de en önemli ciddi sorunlarından biri gürültü yönetmeliği, müzik telif hakları, müzik birlikleri telif haklarıdır. Ve biz bu konudan da muzdaribiz. Yani dönüp baktığımız zaman bu sektörün daha çok desteklenmesi, daha fazla ivme kazandırması gerekirken biraz oradan kadük bırakılıyor, biraz buradan kadük bırakılıyor ve biz bu anlamda olmamız gereken yerin arkasındayız. Şimdi deniliyor ki 2023 yılı stratejisi var. Hı hı. 2023 yılında Türkiye turizmi nereye gelecek? Hı hı. Türkiye turizminin gelmesi gereken nokta ne olmalıdır? Dünya turizm yerinde 2023'te biz nerede olacağız? Şimdi bu soruları soruyorsak kendimize, hı hı, o zaman hiç vakit kaybetmeden şunu yapmamız lazım. Eğer biz 2023'te 50 milyon dolar, 50 milyon turist girdisi bu ülkeye sağlayacaksak, bunun için şimdi bu demin bahsi geçen birçok konuyu, yani biz bunu çoğaltabiliriz daha birçok sorunlarımızla ilgili olarak, bir an önce masaya yatırılıp 1982'den sonraki geçen bu süreye kadar artık miadını doldurmuş, artık bu elbise, bu bedene dar gelen bu kıvamdan kurtulup ikinci bir turizm ihtilali, ikinci bir turizm hamlesi yapılması lazım ki eğer bu yapılırsa biz 50 milyon turiste 50 milyar dolar girdiği 2023 yılından önce benim sahadaki çok değerli meslektaşlarım, benim kardeşlerimle beraber biz bu sektörün eli taşında altında olan emek yoğun çalışan insanlar olarak biz bu hedefleri 2019 yılında bu ülkeye kazandırırız. İnşallah. Bunu kazandırdığımız zaman turizm sektörü kazanmıyor. Tüm Türkiye ekonomisi şimdi kazanıyor. Şimdi size onu soracağım. Şimdi hakikaten tüm Türkiye ekonomisi kazanıyor ve dolayısıyla da bunun sonucunda işsizlik azalacak. En önemli, en çok istediğimiz bu. Bugün baktığınız zaman istatistiklere, oranlara, TÜİK'in araştırmaları işsizlik %9.9'a geldi. Çok yüksek oran. Yani bugün her 10 kişinin 4'ü 5'i işsiz durumda şu an ülkemizde. Öte yandan da ihtiyaç olan bir sektör var, turizm sektörü. Nitelikli eleman bulunamıyor. Nitelikli veya ara eleman. Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Nedir sıkıntılarımız? Yani aslında bunun öncesini, burada iki soru sormak istiyorum size. Bir bu kısım, bir de
Hani dedik ya başlangıçta, bugün turizm işte örneğin bir otelde veya işte sizin sektörünüzün her alanında, işte tarımdan işte ne yapıyorsunuz, domates biber alıyorsunuz örneğin, işte balık alıyorsunuz, et alıyorsunuz, işte mobilya alıyorsunuz, işte lambası, ışığı vesaire, birçok sektör size girdi sağlıyor. Dolayısıyla bu sektörler arasında bir işbirliği gerekiyor diye ben şahsen düşünüyorum. Yani örneğin size A firması sütünü veriyorken demeli ki bakın bu sektörü işbirliği yapalım. Yani bir farkındalık aslında. Bir işbirliği. Bunun adına tanımın nasıl olur bilemiyorum. Hani sizlerin tabii ki buna ön ayak olması gerekir belki de veya sektörlerin buradan daha duyarlı olması gerekebilir. Örneğin üniversitelerin, sanayilerin, patronların, işverenlerin ya biz ne yapıyoruz, neredeyiz diye daha bir güçlü hareket etmek gerektiğini diye düşünüyorum. Siz bu anlamda böyle bir çalışma var mı? Evet. Şimdi her şeyi devletten beklemek son derece tabii yanlış. Tabii ki, tabii ki. Çünkü özel sektörün bir kendine ait dinamizmi var. Yalnız özel sektörün bu kendine yarattığı dinamizmi devlet bir şey yapmasın. Biz devletten turizm adına çok bir şey beklemiyoruz. Diyoruz ki devlete, sen yeter ki bizim önümüzü aç. Aç. Yani yasa koy, yönetmelikle bizim işimizi kolaylaştır. Bunları düzenle. Hı hı. Zaten bu sektör kendi dinamizminle kendi ivmesini kazandırır. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Çok iyi yerden soruyu sordunuz. Çok iyi çalışmışsınız. Yani sanki siz de turizm camiasının gerçekten içindeymişsiniz. Ya benim şimdi şöyle yani hem kanal olarak hem şahsi olarak insan kaynakları uzmanı olduğum için hep şu süreci içindeyim. Yani bu ülke nasıl gelişebilir? Evet. Bir potansiyel varken bunu da kullanmak gerekir ama önce kendimizi aynı tutmak lazım. Tabii, ben bu ülke için ne yapabilirim? Çok doğru. Hepimizin yapacağı bir şey var çünkü tabii, neticede. Çok doğru, katılıyorum. Ve bu soru gerçekten kamuoyunun bence aydınlanması gereken bir konudur. Şimdi efendim biz ihracatı arttırmak için devlet olarak mücadele veriyoruz. Ve ihracatı arttırırken de sadece ihracatı arttırmanın kendi içindeki düzenlemeleri yapmanız yetmiyor. Bir de karşı ihracatı yaptığınız ülkenin onun da proseslerine uymanız, standartlarına, onun da hijyen kuralları, tarım standartlarına göre bir takım kurallara da uyarsanız ihracatı yapıyoruz. Şimdi ve bunu yapan ihracatçıları kardeşlerimize de KDV'den muafiyet var. Exim Bank'ın vermiş olduğu bir takım haklar var. İhracatçı gözüyle bakıldığı için de ulvi yaptıkları bu işten dolayı da bir takım geriye dönük edinimleri var ki teşvikle ihracat artsın diye. Şimdi çıkan yasa gereği, yönetmelik gereği bize de dediler ki sizi de ihracatçı sayıyoruz. Biz tabii çok sevindik. Ancak dönüp baktığımız zaman ihracatçı ne kadar ihracatçıyız diye dediler ki size KDV muafiyeti yok. Siz KDV ödeyeceksiniz. Siz bunları da ödeyeceksiniz. Ama siz ihracatçısınız. Zaten bunları bana vermediği zaman şu andaki konumundan farklı bir yere zaten gelmemiş oluyorum. Dolayısıyla burada niye biz ihracatçı değiliz? Aslında niye olmamız lazım? Aslında ihracatçı olmakla beraber biz biraz önce söylediğiniz yan diğer sektörlerle nasıl bir işbirliği ve sinerjiyle aslında elde edinimimizden yani feragat edeceğimize inandığımız bu haklar verilirse KDV'den veya diğerlerinden vergisel anlamda kaybımızın korkusundan bu edinimleri kaybedeceğimizin korkusuyla aslında biz bu hakları vermeyerek daha fazla kazanacağımızın arasındaki makası hesaplayamıyoruz. Bu tamamıyla bir statokocu bir yönetim tarzıdır. Biz de diyoruz ki bakın efendim 10 kamyon domatesi ihracatçı kardeşim tarlada çalışmış, emek yoğun, aracılarla bunu tutuyor, boylarına, büyüklüklerine göre ayırıyor. Hangi ilacı verdi, vermedi mi, insan bünyesine zararlı mı, bütün testlerden, bütün kriterlerden geçiyor. Ambalajlamasına kadar bir sürü proseslerden geçtikten sonra artık bunun izinleri ve ihracat proseslerinden sonra ülkeye satılıyor. Ve karşılığında akredite olarak ödemesi geliyor. Ve bu bir kulvardır. Ve aynı zamanda yaş meyve ve sebzeyi gönderirken de doğal olarak veya eti veya bir başka süt ürünlerini bunun bir tabii ki tüketilme süresi var ve bunun bir de bozulmasının riskini de taşıyorsunuz. Şimdi biz diyoruz ki bizi siz nasıl ihracatçı saymıyorsunuz ve bizim bu ülkeye koyduğumuz katma değeri nasıl görmezden geliyorsunuz? Yine haksızlık var bize diyoruz. Nasıl mı? İzah edeyim efendim. Bakın bizim tesisimiz var 2000 kişilik. Bu 2000 kişi yurt dışından uçağa binmiş gelmiş. Gelirken uçakçı para kazanmış. İnmiş, otobüse binmiş. Otobüsçü de para kazanmış. Tutmuş, otele gelmiş. Otele geldiği zaman 2000 kişinin biz
akşam yemek hazırlayıp karnını doyurmak zorundayız. Biz 10 kamyon domatesi yurt dışına ihraç etmek için bu kadar çok proseslerle uğraşacağımıza, onları tüketecek insanları biz buraya getirmişiz. Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadar şu anda biz yurt dışından turist getirerek onlara burada bakıyoruz, hizmet veriyoruz ve diyoruz ki kendi nüfusumuzun yarısı kadar domatesi burada tüketilmesini o insanlara getirerek sağlıyoruz. Bu da bir ihracattı. Tabii, tabii. Yani senin üretiminin fazlalığını tükettirerek bu insanlara, senin ülkene bu girdiyi sağlayan baş aktörlerden biriyiz. Dolayısıyla bizi bu ürünün tüketilmesi konusundaki yaptığımız bu son derece emek yoğun çalışan ve ulvi çabamızın takdir edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve diyoruz ki kardeşimiz tarladan alıyor, kapımıza kadar bırakıyor, biz o domatesi oraya tüketiyoruz ve tazecik, herhangi bir proses yok, herhangi hiçbir şey yok. Tarladan çıkmış mis gibi kardeşimizin alın terinden olan domates bizim tesislerimizde yabancılarla buluşuyor. Bu kadar hızlı ve çabuk, arada bir soğuk zinciri olmaksızın, anında alın teri kurumadan bedelini alan bu kardeşlerimize turizm sektörü destek vermektedir. Dolayısıyla evet, sadece tarım değil, bizim en büyük beraber olduğumuz paydaşımız tarım. Tarımın yanında mobilya sektörü, tabii, onun yanında züccaciye sektörü, onun yanında halıcılık sektörü, onun yanında tekstil var, tekstil, mefruşat yapıyorsunuz. Bakın, tabii, bütün bunlara baktığınız zaman aslında bu 2634 sayılı yasa ele alınırken turizm sektörünün bu paydaşları olan bunlarla beraber bir takım muafiyetlerle tekrardan kazan kazan formülüyle taraflar, yan sektör, paydaş sektör, turizm sektörü ve devlet, bu üçünün paydaşlık yapabileceği kazan kazan formülüyle yeniden bizim turizm oyununu dizayn etmemiz gerekiyor. Evet, bir protokoller mesela, bir anlaşma özel. Ve buna üniversitenin akademisyenleri de dahil olmak kaydıyla. Çünkü biz şu anda elde edeceğimiz değerler de buradan biz maalesef şu anda katma değer almıyoruz. Bunu almamızın tek yolu var. Paylaşmak, bölüşmek, organize etmek, planlanmak ve ortak bir çaba ile ve ortak bir projeyle bu işi yapabilmektir. Bu sadece turizm sektörünün paydaşları olarak bizim çabamızda olmaz, çıkarcılıkla suçlanırız. Biz diyoruz ki gelin bir araya getirelim. Ticaret odası başkanları bizi toplayın. Gelin şehrin yerel yönetimcileri, gelin buyurun. Devlet temsil eden, devleti temsil edenler, valilikler, hükümetler, bakanlıklar, gelin yeniden bir silkelenelim. Gelin buraya, biz şu anda 42 milyon turiste 37 milyar dolar yetmiyor. Bu elbise artık bu bedene dar geliyor. Yeni bir felsefe yazalım. Yeni bir oluşum yapalım. Ülkemizin refahı için, yaşam konforumuz için, çocuklarımız için artık bizim bunu yapmak sorumluluğumuzdur. Akademisyen kardeşlerimizle, bakanlıklarla, yerel yönetimlerle, tarlada çalışan kardeşimizle, otelde yemek yoğun çalışan turizmci camiamızla biz bunu başarırsak inanın Türkiye'nin petrolü turizm olmaklık konusunda her geçen gün biraz daha yol alacağız efendim. Sonuçta onlar da desteklenecek. Diğer tüm sektörler. Herkes. Daha da büyüyecekler. Kazan kazan formülü. Ülke daha da büyüyecek. İşsizlik azalacak. Çünkü bir de bu sektörde çok ciddi. Yani bütün sektörlerin hepsi birden otomatikman güçlenmiş olacak. Şimdi süremiz de çok az ara kaldı. Ara eleman ve eğitime gireceğiz. Evet. Kısaca oradan da bir alalım sizden. Yani bu alanda şu an işsizlik de yüksekken bu alanda açık var. Onları da vurgulayalım. Çünkü süremiz çok az kaldı. Ara vermiyoruz galiba. Vermiyoruz, yok. Efendim şimdi işsizlik Türkiye'de 9.9, doğru söylüyorsunuz. Bu şu anda istatistiklere yansıyan ama gizli işsizlikle %16.5'lara falan geliyor bu ülke. Bu çok ciddi bir rakam. Çünkü işsizliğin olduğu yerde sorun olur, toplumsal patlamalar olur ve insanlar kendileri başkasında gördüğünden dolayı boş kaldığı için, onlara hasret giderdiği için bu muhakkak sosyal patlamaya, toplumsal çalkantıya neden olur. İşsizlik bir ülkenin aynı zamanda rakamı arttıkça kalkınmada düştüğünü de gösterir. Kalkınmada yükselebilmeniz için işsizlik rakamlarının aşağıya düşmesi lazım. Bu anlamda hizmet sektörleri büyük aktif rol oynamaktadır ve biz işin tezatı da şu, biz ara eleman bulup tesislerimizde eleman çalıştırmak konusunda başvurmadığımız yer yok. İşkur. Hatta geçen hafta bir özel
sanal medyayla evet bir protokol yaptık ve dedik ki lütfen dedik bize eleman gönderin. Başka firmalarla anlaşıyoruz, İşkur'la anlaşıyoruz. Piyasadaki kendi referanslarımızla bu sektör ciddi bir şekilde ara eleman ihtiyacı var. Şimdi bir tarafta onlar bir açalım. Belki müracaat etmek isteyenler olur. Özellikle bakın resepsiyonist, food and beverage'da garson, mutfakta kardeşlerimiz, housekeeping, güvenlik. Yani bakın bu alanların hepsinde bizim bahçe, peyzaj, hepsinde şu anda eleman açığımız var. Yaz sezonuna girdiğimiz zaman biz maalesef yeterli eleman bulamıyoruz. Bir tarafta ülkede işsizlik almış başını gidiyor. Öbür tarafta ise işçi açığı var. Çalıştırmak istiyor işveren. Ve biz bunları entegre edelim istiyoruz. Ve bunu etmek isterken de bu tip protokollerle önümüzü açmak istiyoruz. Diyoruz ki Türkiye'deki işsizliği düşürecek, hızlı bir ivme indirecek tek sektör var. Bakın tarım sektörüyle turizm sektörü ciddi bir şekilde bu rakamları aşağı çeker. Tarım sektöründeki kayıt dışılık bizim turizm sektöründen daha fazla. Oysa turizm sektöründe kayıda dahil olmak bugün Türkiye'deki birçok sektörlere göre en az olan hizmet sektörlerinden biridir. Yani hizmet sektöründe kayıt dışılık diğer sektörlerde var ama en az olan turizm. Dolayısıyla gelin şu turizmi yeniden ele alalım. Yeniden buna bir felsefe çizelim. İşsizlik rakamlarının düşmesini istiyorsak muhakkak turizm sektörünün mevzuat ve yönetmeliklerini elden geçirelim. Bizim çünkü şu anda kalifiye ara elemana ihtiyacımız var. 4 yıllık turizm üniversitesi olmaz. 4 yılın 2 yılını teori okutacaksınız. Aynı tıp fakülteleri gibi geri kalan 2 yılını staj mahiyetinde gibi 2 yıl boyunca tesislerde bu arkadaşlarımız eğitim görecek. Ve böylece gerçekten taze kan olan kalifiye eleman statüsünde biz kendimiz aşmış olacağız efendim. Çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Dileriz ki buradan mesajlar hepimize gitmiştir. İnşallah daha büyük, daha güzel bir Türkiye'ye adım atarız diyorum turizmin katkılarıyla. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Turizm gibi hassas bir konuyu gündeminize aldığınız için Kanal 35 ailesine, tüm Kanal 35 izleyicine ve şahsınıza emek yoğun çalışan Etik Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına ve tüm camiamız adına minnet ve şükranlarımızı iletmek istiyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, bu haftada süremizin sonuna geldik. Turafet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Etik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet İşler'le Türkiye'de turizm ve sorunlarını konuştuk. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız. İzmir'den saygı ve sevgiler sizin olsun.